Şimdi olay, bir skandal yine Söylemezsem Olmaz tarafından ortaya çıktı ve taraflardan yine birine Söylemezsem Olmaz ulaştı. Taraflardan diyorum çünkü yıllar önce işlenmiş bir cinayetin arkasından, onun ailesinden de özür dilemiyorum, yaptığımdan da pişman değilim diyen bir adam ve karşısında aile ferdi, manevi değil, fark etmez. Diyor ki sen o günü bir bekle bakalım. Buyurun. Acıların kadını Bergen'i öldüren Halis Serbest'ten skandal sözler. Kadın katili Serbest pişman değilim dedi. Bergen'in kardeşi çılgına döndü. Şimdi kanal kanal röportaj yapıp özür dileyeceğin yerde tehdit edip yine olsa yine yaparım diyorsun. Peki ben buna izin verir miyim? Bergen'in ailesinden özür dilemem diyen Halis Serbest'e acılı kardeş Murat Demir'den büyük tehdit. Halis Serbest, sıra sende. Halis Serbest, sıra sende. Bergen'in manevi kardeşi Murat Demir'den Söylemezsem Olmaz'a gündemi sarsacak çok özel açıklamalar. Ben Murat Demir olarak yaşadığım sürece senin nefesin çok az kaldı. O tarih sende. Büyük kavgaya geçmeden önce filmi başa saralım. Evet, 80'lerin en ünlü kadın şarkıcılarından biriydi o. 1989 yılında Adana'da boşandığı eşi Halis Serbest tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Şimdilerde çekim aşamasında olan filmiyle gündemde rahmetli Bergen. Filmde Bergen'i Farah Zeynep Abdullah, Halis Serbest'i de Erdal Beşikçoğlu canlandıracak. Bergen filmi 2021 Şubat ayında vizyona girmeye hazırlanırken Bergen'i öldüren eski eşin skandal sözleri bir anda gündeme damga vurdu. Halis Serbest katıldığı bir programda cinayetle ilgili pes dedirten açıklamalar yaptı. Kadın katili kadın cinayetine karşıymış ama tek şartla Bergen'in kendisini aldattığı için öldürdüğünü söyleyen katil eş hiç pişman değilmiş. Bergen'in annesine de değinen Serbest, ilk ona sıktım, öldü sandım, ölmese ben onu sağ bırakır mıydım diyerek resmen pes dedirtiyor ve aileden özür dilemiyordu. Halis Serbest'in bu skandal açıklamaları kamuoyunda büyük tepki çekerken Bergen'in manevi kardeşim diyen Murat Demir sosyal medya hesabından zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Ablam Bergen'in kanının yerde kalacağını mı zannediyorsun sen? Dua et, ben çok uzun süre cezaevinde kaldım ama şu an dışarıdayım. Bergen'in manevi kardeşi Murat Demir paylaşımlarında ablasının katilini resmen tehdit ediyordu. Hani diyordun ya ablama, bir gün gelecek bütün gazeteler seni yazacak. Doğru, bir gün değil bir ömür yazdı, halen yazmaya devam ediyor. Ben de sana sözüm olsun, bir gün gelecek bütün gazeteler seni yazacak Halis Serbest. O günün hangi tarihi olduğunu sen çok iyi biliyorsun. Ve sıkı durun. Murat Demir Söylemezsem Olmaz'ın başarılı yapımcısı Bilal Özbilge'ye dün akşam saatlerinde gönderdiği ses kaydıyla gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu. Bilal Bey, ben rahmetli Bergen'in kardeşiyim Murat Demir. Son zamanlarda ablamın filmi gündeme geldiği için Halis Serbest şu anda kanal kanal gezip röportaj veriyor. Ablasının katiline öfkeliydi manevi kardeşi Murat Demir. Benim şu hayatta sevdiğim ablamı benden aldın. Yıllar sonra filmi gündeme geldi diye şimdi kanal kanal röportaj yapıp özür dileyeceğin yerde tehdit edip yine olsa yine yaparım diyorsun. Peki ben buna izin verir miyim? Murat Demir Halis Serbest'e resmen hodri meydan diyerek aba altından sopa gösteriyordu. Halis Serbest, sıra sende. Ülkeyi terk etsen de yine de kurtulamazsın. Annesinin ölmediğini bilseydim onu da öldürürdüm dedim. Hayatta olan kardeşleri var. Hodri meydan. Ben Murat Demir olarak yaşadığım sürece senin nefesin çok az kaldı. O tarih sende biliyorsun. O tarihi sen de biliyorsun. Bu da benim sana kamuoyu üzerinden mesajımdır. Hiçbir çekincem yok. Evet, Bergen'in manevi kardeşim diyen Murat Demir'in açıklamalarını noktası virgülüne dokunmadan ekranlara getirdik. Bakalım Bergen'in katili Halis Serbest bu açıklamalara ne cevap verecek? Bekleyip göreceğiz. Rahmetli Bergen'in manevi kardeşi Murat Demir dün gece yapımcımıza ulaşıyor ve bu sesli mesajı bırakıyor. Ama şu anda hiç konuyu karıştırmadan isterseniz Murat Demir hattımızda, biz bir de ondan dinleyelim, gerçekten böyle bir düşünüyor. Murat Bey günaydın. Günaydınlar. Murat Bey, başınız sağ olsun. Tabii ki yani bir de acınızı tekrar tepiştiren bu gerçekten yüzü kızarmaz insanın açıklamalarından dolayı zannediyorum acınız, tüm ailenizin acısı tekrar herhalde zaten hiç geçtiğini zannetmiyorum. Tekrar Allah sabır versin yani. Evet. Bizim acımız, teşekkür ederim. Bizim acımız 32 senedir hiç geçmedi. Benim tek pişmanlığım 22 sene önce bu işi bitirecektim, bitirmedim. Tek pişmanlığım oydu. Allah. Ama şu an pişmanlığımla kalmadı, dışarıdayım. Sadece benim kızdığım konu şu, ablamın filmi gündeme geldi diye kalkıp da kanal kanalı gezip röportaj verip yani halen öldürmediğime pişmanım, öldürdüğüme pişman değilim deyip açıklamalarda bulunup yani sadece üzüyor bizi, başka bir şey değil. Ha, bunu yapması benim umurumda mı? Hiç umurumda değil. Çok haklısınız. Onun zaten benim için hayatta yaşamıyor sayılır yani. Bizim için de inanın. Murat Bey, bir şey sorabilir miyim? Başınız sağ olsun. Sizin de acınızı paylaşıyor diyerek başlayayım. Annenizi de öldürmek istemiş aslında o esnada. Bilseydim diyor. Yakalasaydım. O esnada öldürmek istedi. Sırtını etti. Nitekim yaralı kaldı. Hatta bir röportajında diyor ki bilseydim ölmediğini öldürürdüm diyor. Evet, öyle söylüyor. Canı veren de Allah, alan da Allah. Kendisi hiçbir şekilde öldüremez. Canın sahibi Allah'tır. O sadece sebep oldu. Ben de ona sebep olacağım. Hayır. Şimdi siz öyle söylerseniz Murat Bey, buradan, aynen sayesinde düşmüş olursunuz. Yayında bu tip şeyler söylemeyelim. Yok yayında da değil. Yani değer mi? Bir de değer mi? Peki. Bu zat için değer mi? Bakın toplumun, Murat Bey bakın bunu siz yapmayın ama topluma sesleniyorum. Bu tekstilcilik yapıyormuş Adana'da. Bu adamı hayattan bertaraf edin. Bu adamla ticaret yapmayın. Bu adama kapı açmayın. Buna süt vermeyin. Ekmek vermeyin. Bu adama gülümsemeyin. Bu adamın sözde ahlak için, sözde namus için can aldığını unutmayın. Murat Bey, bir şey daha sorabilir miyim? Annenizi niye öldürmek istedi? Yani diyor ki Bergen beni aldattı. O yüzden de pişman değilim. Aldatma falan yok kesinlikle. Ben küçüklüğüm, her şeyi hatırlıyorum ama. Nedir bir anlatabilir misiniz Murat Bey? Niye Bergen'i ve annenizi öldürmek istedi? Sadece kendisi zamanında sevdi. Gerçekten de sevdi. Sevmedi değil. Gerçekten de sevdi. Yalnız bulduğu yer bir camide bulmadı kendisini. Benim ablam zaten şarkıcıydı kendisini bulduğunda. Çok güzel dediniz. O zaman çalıştırmasaydı. Herhalde oradaki o zaman pavyonda mı çalışıyordu Bergen? Gazino'da çalışıyordu kendisi. Pavyon diyebiliriz belki. Tamam. Ama kendisi sadece pavyonda sadece şarkı söylüyordu. Başka herhangi bir şey yaptığı bir şey yoktu. Peki o zaman madem çok kıskanıyordu, çalıştırmayacaktı diyorsunuz. Oradaki müşterilerden mi kıskandı? Ne güzel. Müşteriden kıskandı, kamuoyundan kıskandı. Bir de kendisinin tam çıkış yaptığı dönemlerdi. Kendisi bu, nasıl diyeyim size, yani bir nevi kıskançlığından dolayı ölümüne sebep oldu. Ya zaten gerçekten aldatsa bile kim kimin cezasını verebilir? Çekip gidersin. Bir de hala diyor ki ispatlı, kanıtlı diyor. Peki ben bir şey daha merak ediyorum. Yüzüne kezzap attı ilk önce. Ve o kezzap neden attığını söyledi. Ve kezzap attıktan sonra tekrardan barıştı kezzap attıktan sonra. Yani siz biliyor musunuz o kezzabı attığı zaman niye yaptı bunu? Bir de niye barıştı ablanız? Sevgisinden barıştı. Başka bir şeyden değil. Korkusundan değil. Sadece sevgisinden kendisinden barıştı. Oldu. Tabii şimdi ekrandayız, şunu söyleyelim Murat Bey. Biz anneniz diye hitap ediyoruz. Siz öyle ettiğiniz için. Yakınlık derecesini sizden duyalım da yanlış bir şey olmasın. Yakınlık derecesi şu. Benim annem, ben onun manevi kardeşiyim. Ama özden öteyim, öyle söyleyeyim size. Çünkü niye derseniz 1989'da ben, annem hamileydi. Sesim geliyor mu? Evet, geliyor size kesmeden. 1989'da annem hamileydi. O zaman belki siz de bilirsiniz. Ultrason falan yoktu. Ablam dedi ki ne, kız olursa dedi adını Bergen koyar mısın dedi. Tabii dedi, neden koymayayım dedi. Onun bir de manevi kızı var Bergen'e. Benim kardeşim şu anda ablamın ismini taşıyor. Ya, yani ne güzel. O kadar yakınsınız ve biliyorsunuz. O derece bir yakınlığımızda nasıl diyeyim size, ben tekrar size canlı yayına telaffuz etmeyi dediğiniz için telaffuz etmek istemiyorum. Yalnız kendisine daha önce söyledim ben. Onun tarihi belli. Neyse. O zaten demişti. O zaten demişti bütün gazeteler işte sizi yazacak, seni yazacak. Halen de yazmaya devam ediyor. Orada haklı çıktı, doğru. Ama gün gelir olur ya bütün gazeteler de kendisini yazar. Murat Bey, bu bunlar düşünceden lütfen çıkın. Çünkü genceciksiniz. Bir kere yasınızı çok güzel tutuyorsunuz. 32 yıl diyorsunuz. Bakın geçen tarih yani hala yaz tutmanız çok kaliteli. Adam da gezip gezip övünüyor yani. Bugün olsa gene yaparım zaten, diye. Zaten kızdığım o. Çıkıp da kamuoyuna dese yine ben böyle bir şey yaptım. Pişmanım de ya. Pişmanım de. Pişmanım dese belki bir nebze olsun yok. Biz de diyeceğiz ki ya pişmanlığı belli ediyor. Bu adamla gerçekten yaptı. Olur, insanız. Hepimiz bir hata yapabiliriz. Yani çok haklı. Ki zamanında bizim de yaptığımız hatalar oldu. Olmadı değil. Ama hiç yaptığından pişman olmayıp pişkin çıkıp da ben yine olsa yine yaparım. Benim röportajda dikkatimi çeken bu adam şunu söylüyor. Annesi için öldü zannettim diyor. Ölmediğini bilseydim diyor öldürürdüm. Evet. Şimdi öyle bir şey demek istiyor ki yani Bergen'in yaptığı şeylerden annesinin de haberdardı ve hatta annesi de sorumluydu. Ben aslında bu konuyu bilmek istiyorum. Niye annesini de öldürmek istedi? Annesi başından beri bu işe karşıydı. Heh. Asıl sorun bu. Ayırmak istiyordu. Beraberliklerine başından beri karşıydı. Ayırmak istiyordu pardon. Bundan dolayı da annesine sıktı zaten. Ondan dolayı. Peki Murat Bey, bir bilgi daha var. Siz daha önce cezaevinde yattınız mı? 22 yıl cezaevinde yattım. Siz 22 yıl cezaevinde yattınız. Bakın zaten cezanızı çektiniz. Konuyu da bilmiyorum. Belki kader mahkumudunuz. Bir daha değer mi? Çok büyük acı var biliyorum abla. Bir daha değer mi? Peki bunun bu şekilde yapıp da sesiniz gitti. Ses gitti sabit bir yerde durursanız evet ses gitti şu anda, bağlantı gitti. Şimdi Murat Bey 22 yıl aslında cezaevinde de kalıp çıkıyor. Yani aslında gencecik bir insan, belli ki küçük yaşta girdi o da. Şimdi adamın söylediği şeyler aileyi tahrik ediyor. Eder ama yani. Bu söylenmez. Siz bir kadın katilisiniz. Ya sadece aileyi değil bizi de tahrik ediyor ya. Böyle bir şey yok. Özür dilerim de erkek adam. Madem namus cinayeti işlediğini söylüyorsa ki bunlar da yani tabii ki kabul edilemez. Erkek adam hem kadınını pavyonda çalıştırıp hem orada ona izin verip hem de yanına o zaman geliştirmez. Hem orada tanıyıp. Yani aşk cinayeti. Yani sen de Allah aşkına. Tekrar haklısınız. Dediniz ki evet. Erkeklik mi o yani? Evet, hapis yattım ama amadan sonrasını duyamadık. Evet. Ben kendisi hapis yattı. Doğrudur. Ben kendimi mi söylüyordunuz hapis yattı diye? Evet, sizi soruyordum. Ben 22 yıl yattım, doğru. Gerekirse bir 22 yıl da onun için yatarım dedim. Niçin yatarım diyorum. Sadece tek derdim şu. Çıkıp da bugünlerde ablamın filmi gündeme geldiği için ister istemez kendisi de gündeme geldi. Evet. Çıkıp özür dilemesini bekledim ben ondan. En azından bir nebze olsun vicdanımızı rahatlatırdı. Hiç adamın da bir gram daha pişmanlık yok. Şimdi o pişman değilken ben nasıl pişman olacağım? Çok haklısınız. Burada da ben şimdi öyle Twitter'da, Facebook'ta, Instagram'da kadınların yanında olan ama şu anda da kafasını kuma gömen takipçilere ve kullanıcılara sesleniyorum. Ben de, burada bir kadına alenen yine olsa yine öldürürdüm diyen bir adam var. Bu adama işlem uygulanmalı. Ama şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu kesinlikle bir suç. Ayrıca şöyle, yapım şirketi tabii ki canlandıracağı rollerden izin almak zorunda. Şimdi bu adamdan muhtemelen izin almak için bu adamın kapısına dayandılar ve mutlaka bir ücret ödüyorlar bu adama. Tamam. Ve ben şunu da düşünüyorum ki yapım şirketi bunlara müsaade etmese nasıl Bergen'in ailesine şu ödül törenine, bu ödül törenine, şuraya buraya katılamazsınız, imzanız var diyorsa bu adama da Bergen hakkında bu şekilde konuşamazsınız diye yaptırım uygulamalı. Ben bundan yapım şirketinin de haberdar olduğunu düşünüyorum açıkçası. Kusura bakmasın kimse. Durup dururken bu şimdi buna kim mikrofon uzatacak yani? Bunu reklam olarak kullanmasınlar. Haklısınız o konuda. Muhtemelen karşılıklı bazı şeyler var efendim. Murat Bey, Bergen zannediyorum bu beyefendi demek zorundayım. Kusura bakmayın. Hapisteyken zannediyorum Bergen birkaç kere hapiste ziyarete de gitmiş galiba. Şimdi insanların bakın biraz da buradan doğru mesajlar vermeliyiz. Bazı erkek hemcinslere, işte çok kıskançmış, çok dolduruşa gelmiş, böyle şeyleri dolduruşa gelmiş gibi basite indirgeyerek bu bir insan canı. Yok yok. Yani kesinlikle, böyle bir şey. Kesinlikle. Bu cehalet ama değil mi? Yani tabii ki. Yani bunu böyle koruyamazsınız. Dolduruşa gelme gibi bir şey yok. Gayet kafasında planladı, tasarladı, yaptı. Bir de diyor ki, bir de ne diyor? Bir dakika Murat Bey, bakın azmettirme de var. Şöyle diyor, ben Kezzap'ı karıştırmayın dedim. Onu onlar kendileri yapmış. Kim yapmış? Ben neyin ne olduğunu biliyorum. Bizzat kendisi eliyle verdi, yüzüne atacaktınız dedi. Bir daha aynaya bile bakamazsın. Ya zaten bakın, peki işte onu sordum. Bu, onun şöhretini kıskanmak. Neden hayır, Kezzap yani atarsın sadece ki? Şöhret değil. O zaman da o Kezzap zamanında da mı yine bir başka adamdan falan kıskandı da yaptı bunu? Yok, kesinlikle başka bir adamdan değil. Sadece sevgiyle başlayan birliktelik aşka dönüştü. Kıskançlığından dedi ki bütün sahneleri, her şeyi bırakacaksın. O da dedi ki ben senin için hayatımı değiştirmem. Seviyorum seni ama hayatımı değiştirmem dedi. Bu kadar. Tek sorun buydu. Ha, sahneyi bırakmadı. Sahneyi bırak ama sahnede tanısın. Sahneyi bırakmam dedi. Yani. Murat Bey şimdi ama tabii bunların dışında bunlar bu adam maalesef bu pis ağzıyla bunu tekrar bu şekilde gündeme getirdiği için çok haklısınız ama bakın siz lütfen bu adama uymayacaksınız. Biz sizden söz istiyoruz. Kesinlikle. Ve çok daha yeni özgürlüğünüze kavuşmuşsunuz. Özgürlük hiçbir şeyden, ne demek istiyorum biliyor musunuz? Bu namuslu kardeşim, biz hep bu kültürümüzün bize getirdiği dayatmalar nedeniyle hep kendi hayatlarımızdan veriyoruz. Siz 22 sene değil mi içeride? Hiç görüşüyor musunuz? Yani yeni çıktığım için görüşemedim. Yaklaşık 15-20 gün içerisinde kendilerine ulaşıp görüşeceğim. Adana'ya gideceğim. Şu an Mersin'deyim ben. Çok sıcağı sıcağına çıkar çıkmaz da bu görüşme. Ama içeride tabii bunları seyrediyorsunuz. Tabii. Şimdi şöyle de bir şey var. İster istemez yıllarca ara denk geldi, seyrettim. Elim kolum bağlıydı, bir şey de yapamadım. Şimdi bazen öyle fanatikler var ki Müslüm Gürses olsun, Bergen olsun. Evet, evet. Bu tip isimlerin öyle fanatik ve öyle şeyler akrabadan da öte. Bazen aileden de öte sevgiyle sarılıyorlar, bağlanıyorlar. İşte kan bağı değil, can bağı. Hep söylediğiniz şey. Ne mutlu aileye, ne mutlu Belge'nin sizin gibi bir seveni var ama siz yine de elinizi kirli insanlar için kirletmeyin. Çünkü edeceğiniz bir dua bile onu daha çok rahatlatacak. Bir insanı yani vurmayıp da rezil edebilirsiniz. Doğru. Bu adama, kendi kendini rezil etti zaten. Bu adama sahip çıkan, komşuluk yapan, ay çok aşıkmış, dolduruşa gelmiş gibi saçma sapan. Fırından ekmek veren. Vermeyeceksiniz ya. Ama burada başka bir şey var. Sadece Adana'da etrafındaki insanlar onun ününden yararlanmak istiyor. Ablamın sayesinde kazandığı ününden dolayı yararlanmak istiyor. Bu ün, yani bu nasıl bir ün? Ünlü olmak, her koşulda işte ünlü olmak doğru mu? İşte hani derler ya, reklamın iyisi kötüsü olmaz. Ay öyle bir şey yapmayın Allah aşkına. Ya Murat Bey, ben kendim Adanalıyım. Adana esnafı da dünyanın en güler yüzlü, en misafirperver esnafıdır. Bunları kendi içinde tasfiye eder. Böyle bir şey olamaz. Ayrıca da tanınmak önemli değil. Nasıl tanındığın önemli. Katil olarak tanınıyor adam. Yani son yaptığı rezilliği biliyorsunuzdur belki birkaç sene önce. Ne yapmış? Çocuk tacizinden içeri girdi. Ha bir de öyle bir konudan girdi. Yok artık ya. İşte, o yedi. Ne? Bütün gazeteler yazdı. Bir de böyle bir adam. Girdi be, ama bir şey söyleyeceğim. O zaman yapım şirketine dönüyorum. Bak, verdik biz onu. Size bir şey söyleyeyim. Bu Bergen filmi çekilecek ya şimdi. Evet. Bergen filmi çekilirken bu adamdan izin almadan çekilemez. Evet, muvaffakatname imzalanır. Kocasının işte ismi geçiyor diye bir evlilik oldu diye mecburen izin almak zorunda. Ama öldürdü diye, yoksa bir şey ondan değil. Şimdi bundan izin alıyorlar. Belli ki bununla bir diyalogdalar. Ben Bergen'in ailesine buradan sesleniyorum. Sen yapım şirketine şart koyun. Bu adamı böyle konuşturmasınlar diye. Onu öldüren kişiden niye muvaffakatname alınıyor anlamadım. Film istersen olursa olsun. Filmde görüntüsü, ismi herhangi bir şey geçer. İzni almak zorunda. Belli ki bu PR çalışmalarından yapım şirketinin haberi var. Çünkü durup dururken bu adamı... Ama bu adamı kim gidip kamera şimdi tutacak da şu anda bunu yapacak? Yani haberler yapmış. Yapım şirketi bu işten şöyle bir fayda sağlıyor. Sadece bunun üzerinden reklam yapıyor. Filmden önce tabii. Kaç gündür televizyonda, şu an gene Kanal D'de röportajı ve ikinci röportajını veriyor. İşte. Bu seri haline devam etsin. Bravo. Of, yani bakın bu adamın yani yaptığı şeyi bu kadar övünerek anlatması, Murat Bey siz de katılacaksınızdır. Bu tihniyette olan adamlara resmen güç veriyor. Ben ana haber bültenlerinde karılarını öldürüp mahallenin abicim sen namusun için bunu yaptın diyerek alkışlanan adamlar görüyorum. Türkiye'de... Evet, doğru söylüyorsunuz. Yıllarca televizyonda, 32 senedir yıllarca televizyonlarda görüyorum ben. Seni Bergen'e çeviririm diyen bir sürü adam çıktı. Evet, böyle bir aslında bir değil mi deyim kaldı aslında, hepimizin ağzında maalesef ki. Onu her duyduğumda benim canım acıdı. Tabii korkunç bir şey. Kadın can çekişe yani kezzap atıldı, onu yaptı, bunu yaptı, en son dövdü, en sonunda da öldürdü, annesini de öldürebilirdi yani. Can çekişe çekişe kadının bütün hayatını bitirdi. Ben de anlamıyorum bazı televizyon programlarında buna mikrofon uzatıp adamın hiç pişman değilim demesi son derece bir başka cahil olan, kötü referans, cehalet olan gruptan diyor bak karısını öldürdü. Pişman da olmadığını söylüyor. Bütün televizyonlarda adama bak nasıl şöhret oldu. Karısına da bunu izletiyor. Bak görüyor musun diyor. Yani. Bak adam pişman olmadı. Mesela bu konuda adam. Suç adamda değil. Bu konuda malum medyada suç. %100. O zaman biz aynı hataya düşmeyelim Murat Beyciğim. Şunu söyleyerek kapatalım sizinle telefon konuşmamızı. Tekrar cinayet kesinlikle öyle bir şey. Çözüm değil. Ağzımıza bile almayacağız. Cinayet konusunda şu anda canlı yayında olduğum için ben bir şey demeyeyim size. Zaten gerekli şeyi açıklamaya medya üzerinden yaptım. Yani hiç değmez. Sizin annenize, sizin şu andaki Bergen ismindeki öz kardeşinizi düşünmeniz lazım. Hepsini topladığımızda bir gerçek var. İnsan ne yaparsa kendine yapar. Bu adam zaten kendine yaptı. Bu bir cehalet işidir. Bu bir cahil işidir. Siz öyle bir adam olmadığınız için siz bence yolunuza devam edin. Çok teşekkür ediyoruz. Bizlerle acınızı paylaştığınız için. Dualarımız Bergen'le. Biz onu çok seviyoruz. Tekrar bütün ailenin başı sağ olsun. Tekrar. Bu adamın böyle çocuk tacizi falan onları niye sormuyorlar sordukları zaman soru? Çocuk taciz etmek nedir ya? Gerçekten ya çocuk taciz etmek nedir? Ben de buna çıldırıyorum. Çocuk taciz edebilmek, bakın dünyada eğer yeryüzünde şeytan yaşıyorsa bunların hepsi çocuk tacizcidir size söyleyeyim. Kesinlikle yani haklısın. Benim aklım her şeye empati kurmaya, bu manyaklığa bile bir şekilde oturup cehalet böyle yetiştirilmiş, anadan babadan böyle görmüş, zihniyet böyle bu böyle kalıplaşmış bak bir empati, ama bu çocuk tacizi, bir çocuk tacizcisiyle karşı karşıya oturup röportaj yapıp bunu sormamanız bir haberci eksikliğidir. Ayrıca da işine geldiği zaman namus cinayeti diyor. Bir başkasının evladının namusuna uzanmış oluyor. Hem sonra o çocuğun hayatını mahvetmiştir. Aynen. O namustan artık sapıklığa da geçiyor. Bu sapıklığa geçmiş üstüne bile. Hala da onlara part röportaj yayınlıyorsunuz. Evet.